Herkese selam arkadaşlar, ne haber, nasılsınız? Ben Aziz Ateş. Evet arkadaşlar, uzun süredir beklediğimiz bir oyunun şu an ilk tanıtım videosuyla karşınızdayım. Beklediğimiz oyun tabii ki de LoL'ün mobil versiyonu olan Wild Rift. Nihayet App Store ve Google Play'de çıkışını gerçekleştirdi arkadaşlar. Ben de bugün birazcık girdim. Şu an gördüğünüz gibi hesabımı açtım. Sol üst köşeden hesabımı görebilirsiniz. Eklemek isteyen arkadaşlar da beni ekleyebilir. Şimdi bu video ilk başta şey videosu olacak arkadaşlar. Bu arada lütfen kanalı like atıp abone olup destek vermeyi unutmazsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, bu oyun biliyorsunuz ki bu oyunun bir sürü versiyonları vardı. Mobile Legends, ondan sonra Valor vardı. Devamlı bilmiyorum, şu an devamlı söyleyemedim oyunun ama. Bunun bir sürü versiyonları vardı. Tabii ki de hiçbiri LoL'deki eğlenceyi verdiğini sanmıyorum ama onlar da gayet eğlenceli oyunlardan. Nihayet Riot Games, yani bu oyunun asıl yapımcısı, dedi ki yeter kardeşim dedi ve 2020 yılının sonlarına doğru, hatta son ayında ilk oyunlarını çıkardılar ve LoL'ün artık mobiliyle karşınızdayız arkadaşlar. Ve bunun videolarının gelmesini istiyorsanız lütfen bunu yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Size şöyle, bu videoda biraz size arayüzünü göstereceğim. Oyuna ilk giriş ekranımız arkadaşlar, bizi böyle bir ekran karşılıyor. Onun dışında sağ üst köşe, sağ alt köşede gördüğünüz gibi play tuşu var. Play tuşuna bastığınız zaman oradan oyun kategorilerini seçip istediğiniz oyuna başlayabiliyorsunuz. Tabii ki oyuna ilk girdiğinizde oyunun sizlere göstereceği bir eğitim kısmı var. Eğitim kısmında karakterleriniz nasıl hareket ettirmeniz gerekiyor vesaire vesaire, sizlere bunları gösteriyor. Ondan sonra eğitim kısmını atlattıktan sonra bir maçta yapay zekaya karşı oynuyorsunuz. Yapay zekaya olan karşı mücadelenizi de kaybedip ve kazandıktan sonra da artık gerçek oyuncularla fightlara girebiliyorsunuz. Hemen bunları belirttikten sonra abi sizlere şöyle bir arayüzümüzü gösterelim. Arayüz bizi böyle bu şekilde bekliyor. Sağ alt tarafta. Sol alt tarafta tıkladığımız kurbanlarım zaman, nerede? Sol alt tarafa tıkladığımız zaman da arkadaşlar burada şampiyonlarımızı, kostümlerimizi, eşyalarımızı ve Ropo mağazasını görüyorsunuz. Şu an karakterlere baktığınız zaman abi efsane görünüyor ki ayarlar kısmında ben şu an grafik ayarlarımı vesaire bunları da en üst seviyeye çıkarmamış halim kendi böyle. Asla geri çekil. Ve tamamen Türkçe. Şu an gördüğünüz gibi karakterler Türkçe konuşuyor arkadaşlar. Oyun içi seslendirmeler Türkçe. Zaten dili Türkçe. Böyle bir olayın da olması gerçekten Riot Game'e çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Böyle bir şey düşünmeleri gerçekten beni mutlu etti. Evet. Şu karakterleri tanıyanlar, bilenler arkadaşlar yorumlar kısmında benimle paylaşırsa çok sevinirim. Çünkü ben genellikle Mobile Legends oynadığım için, yani LoL'ün bilgisayar versiyonunu hiç oynayamadım. Yani bu oyunun bilgisayar versiyonunu hiç oynamadığım için inanın şu karakterleri tanımıyorum, etmiyorum, hangisi. Yani özelliklerini onları dahi bilmiyorum. Sadece şu an bakış gerçekleştiriyoruz. Şu sol tarafı sınırlı. Şurada şampiyonlarımızın hepsi mevcut arkadaşlar. Şurada Yasuo'yu görüyoruz. Kaderimi kendim çizerim. Ölümün gölgesi. Şu Zed. Zed ile Yasuo çok meşhur karakterler arkadaşlar. Bunları ben dahi biliyorum yani. Hiç LoL oynamayan birisi olarak. Oynayamayan, aslında oynamayan değil de oynayamayan birisi olarak. Ben de çok gördüm. Jinx var galiba. Ben vur demeden öldürürüm. ADC'miz arkadaşlar ve oyuna ilk girdiğinizde zaten size bu ADC ile oyunu tanıtımı yapılıyor. Onun dışında şurada kostümlerimiz mevcut. Galiba böyle çok fazla yine seçenek mevcut. Tabii ki giren güncellemelerle beraber ve yeni sezonlarla beraber yeni kostümler de ekleneceğini düşünüyorum. Burada eşyalarımız var. Sınırlı eşyalar var orada. Bu da pro mağazası var. Burada da yine kostümler ve herhalde skinler, özellikler vesaire vesaire ya da karakterler bizleri burada bekliyor. Onun dışında şuraya tıkladığımızda ise yine koleksiyon ve az önceki ifadeler. Burada emojilerimiz var oyun içi atabileceğimiz ve burada kişiselleştirme, yani base'e nasıl dönmeniz gerektiğini kişiselleştirilmiş halleriyle seçebiliyorsunuz beğendiğinizi. Şuraya tıkladığımızda ise karakterlerimizin dizilimleri var. Yani ürünleri seçebiliyoruz, eşyaları seçebiliyoruz ve büyülerimizi seçebiliyoruz. Oyun içinde hangilerini istiyorsak, işte can verme, hızlı gitme, ne bileyim
hasar verme vesaire, isimlerini tam bilmiyorum ama genel olarak mantığı Mobile Legends'ta aynı birebir diyebiliriz. Şuraya geldiğimizde ise burada bizi bir skor tablosu bekliyor. Şu an dereceli maçım hiç olmadığı için arkadaşlar bir tane normal maç attım. Burada da bizi skor tablosu belirliyor ve burada tabii ki de yine şampiyonlarımız bizi şey yapıyor. Ön plana çıkıyor burada da şampiyonlarımız ve dünya sıralamasının şeyleri gösteriliyor arkadaşlar. Sıralaması gösteriliyor. Şuraya geldiğimizde ise burada da günlük görevlerimiz var ve günlük görevler karşılığında bize verilen ödüller var. Burada dediğim gibi play'e bastığımızda burada yapay zekaya karşı, oyunculara karşı burada dereceli seçiliyor. 10. seviyeye kadar gelmeden dereceli maça giremiyoruz. Burada talimatlar var. Özel oda kurabiliyorsunuz ve burada evet şu an tıkladığınız gibi size tamamen nasıl kurmanız gerektiğini ve nasıl oynamanız gerektiğini sizlere gösteren talimatlar var. Şu sağ üst köşede ayarlar kısmı var. Burada genel olarak genel kısma tıkladığımızda oyun içi sohbet, karşılaşma sonucunu görüntüle, açık davet vesaire arkadaşlıkla ilgili genel olarak ayarlar bizleri karşılıyor. Grafikler kısmını ise tıkladığımızda burada grafik kalitesi gördüğünüz gibi en yükseğe çektim. 60 FPS açtım. Model kalitesini yüksek yaptım. Doku kalitesini ortaya çektim. Efekt kalitesini yükseğe çektim. Çözünürlük yüksek. Burada yine burada parlaklığımızı, oyun içi parlaklık ve harita parlaklığı ve ekran kenar ayarlarını falan da buradan seçebiliyorsunuz. Ses kısmına geldiğimizde ise burada ise bizi yine oyun içi sesler, ses efektleri, şampiyonların sesi, sesli sohbet vesaire bu tarz özellikler bekliyor. Hemen sağ altında kontrollerimiz var. Kontrollerde de yine kamera açılarını, her şeylerinizi böyle ufak tefek düzeltmelerle kendinize göre özelleştirebiliyorsunuz. Hızlı sohbet kısmına geldiğimizde ise burada hızlı sohbette sağ tarafta gördüğünüz gibi Siri konuşma hızlı sohbet seçenekleri var. Orada istediğinizi değiştirebiliyorsunuz. Engellenen listesi ise, listesinde ise tabii ki de beğenmediğiniz veya oyunda hakarete uğradığınız veya konuşmak istemediğiniz veya engellemek istediğiniz kişilerin listesi mevcut. Burada da engellediğiniz kişiler var. Oyun genel olarak arkadaşlar bu şekilde, tamamen arayüzü, kontrolleri, her şey bu şekilde. Bu video bu şekilde olsun. Bu sonraki videolarda arkadaşlar tamamen gameplay videoları gelecek. Ama sizlere şöyle bir dipnot vereyim. Tabii ki de karakterleri sizin kadar bilmiyorum. Yani aslında buradaki karakterleri hiç bilmiyorum. Tamam, hangisi ADC, hangisi büyü, hangisi tank, hangisi savaşçı, hangisi bilmem ninja, hangisi bilmem ne falan fistan. Böyle bu tarz detaylı bunların detaylarını bilmesem de genel olarak kaba tabiriyle neyin ne olduğunu biliyorum. Mobile Legends'tan bir oyuncu, eski bir oyuncu olmama rağmen bunları biliyorum. Ama bunların gameplay videolarını tabii ki de çekeceğim. İlk başlardaki videolarım birazcık amatörce olabilir ama sonrasında oyunu iyice tanıyıp muhabbetleri çözdükten sonra çok daha profesyonel videolar gelecektir. Bu ilk bakış videomuzdu. Bence güzel oldu, güzel bir tanıtım oldu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Lütfen yorumlar kısmında en sevdiğiniz karakterleri veya abi şunlar güçlü, şunlarla oynaya başlayabilirsin, şunları deneyebilirsin diyebileceğiniz karakterleri yorumlar kısmına benimle paylaşırsanız çok çok sevinirim. Ve kanala hala abone değilsen lütfen abone olup like atıp destek vermeyi unutma kankam. Görüşürüz bir sonraki videoda, görüşmek dileğiyle. Kendine çok iyi bak, gameplay videoları gelecek, merak etme. Hoşça kal. Bye bye.